Merhaba değerli öğrenciler. 5. Föy'de yerleşmeler ve özelliklerine devam ediyoruz. Türkiye'de yerleşmeler. Türkiye'de yerleşmeleri, şehir yerleşmeleri ve kır yerleşmeleri olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz. Türkiye'de şehirlerin fonksiyonları. Kentleri kırsal yerleşmelerden ayıran en önemli özelliklerden biri işlevsel yapılarıdır kırsal yerleşmelerde daha çok tarımsal faaliyetler ön planda iken şehirlerde ise yönetim, sanayi, kültür, turizm ve ulaşım gibi fonksiyonlar gelişmiştir. Bazı şehirlerde ise birden çok işlev olabilir. Şehir yerleşmeleri Türkiye'de nüfusu 20 binden fazla nüfusa sahip yerleşmeler şehir olarak kabul edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK ise nüfus sayısına bakmaksızın bütün il ve ilçe merkezlerini şehir olarak değerlendirmektedir. Tarım şehirleri Adana, Konya, Karaman, Antalya, Seferihisar, Akhisar, Malatya, Silifke, Giresun, Rize gibi şehirler örnek verilebilir. Fakat burada bazı şehirlerin sadece tarım ön plana çıkarken Adana, e, Antalya gibi şehirlerde ise ee, tarımın yanı sıra e, başka fonksiyonlar da olabiliyor. Mesela Adana'da e, tarımın dışında tarıma dayalı sanayi gelişmiş. Mesela Antalya'da e, tarımın yanı sıra turizm sektörü gelişmiş. Fakat e, Akhisar, işte e, Silifke, Giresun, Rize bunlarda ise sadece tarım ön planda arkadaşlar. E, başka fonksiyonları yeterince gelişmemiş. Sanayi şehirleri İstanbul, İzmir, Batman, Zonguldak, Samsun, İskenderun, Kırıkkale, İzmit, Karabük, Gaziantep, Adana, Bursa, Konya örnek verilebilir. Ee, mesela bazıları sadece e, yeraltı kaynaklarıyla ön plana çıkmıştır. E, Batman gibi, e, Zonguldak gibi... Bazıları e, demir-çelik fabrikalarıyla ön plana çıkmış. İskenderun gibi, Karabük gibi. E, mesela İzmit'te de e, diğer tüm sanayiler ön plandadır. Kimya sanayisi olsun. E, diğer sanayiler ön plana çıkar. Mesela Samsun e, Karadeniz'in en gelişmiş şehridir. Yine sanayi e, fena değil, gelişmiş durumdadır. E, İzmir ve İstanbul'da ise diğer fonksiyonlarda gelişmiş durumdadır. Bursa'da, e, Gaziantep'te, Adana'da e, diğer fonksiyonlarla birlikte sanayide bulunmaktadır. Maden şehirleri: Zonguldak, Batman, Elazığ, Seydişehir, Sivas, Hekimhan, Murgul, Ergani, Kozlu, Küre, Soma. E, sanayi şehirlerinde arkadaşlar mesela Zonguldak'ta e, kömür çıkarılması taş kömürü çıkarılmasından dolayı e, sanayi de gelişmiştir. Yine buna örnek e, Karabük'te örnek verilebilir. Fakat İskenderun'da ise e, İskenderun'da kullanılan e, kömür madeni Afrika'dan satın alınan ve gemilerle getirilip İskenderun Limanı'nda hemen fabrikanın kendi limanı var. E, hemen o limanda e, bu kömürler indirilerek direkt fabrikada kullanılıyor. Yani tekrar e, karayolu taşımacılığına girmeden, maliyet yükselmeden hemen fabrikada kullanılabiliyor. E, maden şehirlerinde de e, verilen şehirlerde hangi madenlerin çıkarıldığını, işlendiğini bilmek güzel olur. E, bunu e, ileriki konularımızda e, madenler ve enerji kaynakları diye ayrı bir konu olarak işleyeceğiz. Liman şehirlerine örnek Trabzon, Samsun, Zonguldak. İzmit, İzmir, İskenderun, Mersin, İstanbul, Tekirdağ ve Hopa örnek verilebilir. Ulaşım şehirlerine genellikle bu şehirler kavşak üzerinde bulunmaktadır. Ne demek kavşak şehir? Ee, kuzeyden Güneye, doğudan Batıya giden e, karayollarının kesişim noktası üzerinde olan şehirler otomatikman gelişiyor. Eskişehir, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Konya bu şehirlere. Örnek verilebilir. Ticaret şehirleri Trabzon, Mersin, Antalya, Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, İzmit gibi şehirler örnek verilebilir. İdari şehirlere tek örneğimiz var Ankara. Kültür şehirlerine Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir örnek verilebilir. Ee, özellikle eğitim de kültür şehrinin içerisinde içerisine girmektedir. Askeri şehirler büyük askeri üstlerin bulunduğu şehirlerdir. Malatya, Hakkari, Bolu, Eğirdir, Erzincan, Amasya örnek verilebilir. Turizm şehirlerine bazı ilçeler ön plana çıkmaktadır. Muğla, Kuşadası, İzmir, Antalya, Marmaris, Bodrum, Göreme, Ürgüp, Halfeti, Denizli, Şanlıurfa, Mardin, Fethiye, Akyaka, Köyceğiz, Kaş, Demre, Alanya örnek verilebilir. Evet, Sitta Slov yani sakin şehirler. 1999 yılında İtalya'nın Greve in Sianti şehrinde kurulan Sitta Slov, nüfusu 50 binin altındaki şehirlerin üye olabildiği uluslararası belediyeler birliğidir. İtalyanca sitta şehir, İngilizce slow yavaş, sakin kelimelerinden oluşan sitta slow sakin şehir anlamında kullanılmaktadır. Yavaş yaşamak, hayattan zevk alabilmek, sevdiklerimize ve kendimize zaman ayırabilmek, hız için dünyaya zarar vermemektir. Arkadaşlarımızla yürürken kahve içmek yerine oturmak ve onlarla zaman ayırmaktır. Hayatı hızlı gidersek erken varacağımız bir varış noktası yoktur. Önemli olan hayatımızı nasıl yaşadığımızdır. Her geçen anın değerini bilmemizdir. Seferi Hisar 2009 yılında Türkiye'nin Sitta Slow ünvanını alan ilk şehirdir. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada 2011 yılında Sitta Slow ünvanını alan Dünyanın ilk ve tek sakin adası olmuştur. Türkiye'de 2021 itibariyle 18 tane sakin şehir vardır. Şimdi bu sakin şehirleri görelim. Ee, nerelerde var? Ee, Kırklareli, Gökçeada, Çanakkale, Sakarya, Bolu, Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta, Şanlıurfa, Bitlis, Erzurum, Artvin, Ordu, Sinop illerindeki bazı ilçeler. Şimdi onları görelim. İzmir'de Seferihisar. Yani sadece şehri bilmek yeterli değil ama e, ilçeyi de e, bilmek sadece yeterli değil. Çünkü hangi il'e ait olduğunu bilmek gerekebilir. Çünkü Türkiye haritası üzerinde sorulabilir. E, Ordu'nun Perşembe ilçesi, Gökçeada, Çanakkale'ye bağlı, bağlı idari olarak. Erzurum'da Uzundere, Bolu'da Göynük. Aydın'da Yeni Pazar, Isparta'da Eğirdir, Sinop'ta Gerze, Şanlıurfa'da Halfeti, Sakarya'da Taraklı, Muğla'da Akyaka ve Ula, Bitlis'te Ahlat, Kırklareli'de Vize, Isparta'da Yalvaç, Artvin'de Şavşat ilçesi, Bolu'da Mudurnu, Muğla'da Köyceğiz, Ankara'da Güdül. Zaten sakin şehir olabilmesi için mutlaka küçük mütevazi bir Yerleşim yeri olması gerekiyor. Sadece e, hangi ile ait olduğunu belirtmek için şehir isimleri verildi. Ve biraz önce Türkiye haritası üzerinde bu nedenle e, şehirlerin de isimlerini saydık. Bakın şehirlerin içinde ayrıca e, verilen bu sakin şehirlerin konumları belirtilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yeni Boğaziçi'yi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale, Tatlısu, Sittasulov ünvanını alan şehirlerdir. 5 tane yerleşim yeri var ee, Kıbrıs'ta. Türkiye'de kırsal yerleşmeler. Halkın geçimlerini genellikle tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılıktan sağladığı ve nüfusu az olan yerleşmelerdir. 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı köy kanuna göre e, halkın geçimlerini genellikle tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıktan sağladığı ve nüfusu az olan yerleşmeler olarak kabul edilmektedir. Evet, dokusuna göre kır yerleşmeleri, dağınık yerleşmeler, toplu yerleşmeler ve gevşek dokulu yerleşmeler. Dağınık yerleşmeler evler birbirinden uzaktır. Engebeli arazidedir. Su kaynakları fazladır. Tarım alanları parçalıdır. Toplu yerleşmede evler birbirine yakındır. Engebesiz arazidedir. Su kaynakları yetersizdir. Tarım alanları geniştir. Evler çeşme veya camilerin etrafında yer alır. Evler rastgele geniş alanlardadır. Karadeniz kıyı kuşağında yaygındır. Gevşek dokulu yerleşme. Türkiye'de kırsal yerleşmeler, e, köy altı yerleşmeleri, köy ve kasaba diye 3 gruba ayırıyoruz. Köy altı yerleşmelerini kendi içinde geçici ve sürekli olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Geçici yerleşmeler 3 e, ay, 4 aylığına kurulmuş küçük yerleşmelerdir. Yayla, kom, dam, ağıl, oba Dalyan. Sürekli yerleşmeler: mezra, çiftlik, mahalle ve divan. Köyler, nüfusu 2000'e kadar olan, ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanan yerleşmelerdir. Kasaba, nüfusu 2000'le 20.000 arası olan, ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanması dışında küçük atölyelerinde olduğu yerleşmelerdir. Köy altı yerleşmeleri. Geçici köy altı yerleşmeleri. Birincisi yayla. ÖSYM bu sene sormuştu. 2021 ayetede çıkmış bir soru. İlk bahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlere tarım, hayvancılık ve turizm amacıyla gidilen geçici yerleşmeler denir yayla. Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları ile Doğu Anadolu'da yaygındır. Ülkemizde köyden küçük yerleşmelerin en yaygın olanıdır. Ağıl. Keçi ve koyunlar için çevresi çalı, taş, duvar ya da çitlerle çevrili olan barınaktır. Genellikle üstleri açık olan bu geçici yerleşmeler Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da yaygındır. Kom. Genellikle hayvancılık faaliyetleri için kurulmuş Geçici yerleşmelerdir. Aile ve çobanın oturduğu evler, hayvan barınağı, ot deposu ve ağıllardan oluşan bu yerleşmeler Tunceli ve Elazığ çevresinde yaygındır. Evet, yayladan bir fotoğraf, ağıldan bir fotoğraf. Bakın sadece hayvancılık için kurulmuş küçük e, yerleşme ve kom. oba dördüncüsü göçebe yaşayan ailelerin hayvancılık yapmak amacıyla oluşturduğu geçici yerleşmelere denir. Taş evler veya çadırlardan oluşan yerleşmelerdir. Ülkemizde Orta Karadeniz ve Toros dağlarında görülen bu yerleşmelere Doğu Anadolu'da rastlanır. Evet. Dam. Beşincisi dam. Batı Anadolu'da genellikle hayvancılığın yapıldığı, kısmen de tarımın yapıldığı geçici yerleşmelere denir. Ülkemizde bu tür yerleşmeler Gökçeada, Bozcaada, Batı Anadolu'da ve göller yöresinde görülür. Altıncısı dalyan. Balık avlamak ya da üretmek için kurulmuş deniz, göl ya da akarsu kenarlarında görülen geçici yerleşmelere denir. En bilinenleri Mersin'in Silifke ilçesindeki Dalyan ve Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan yerleşmesidir. Buralarda mavi yengeç avı da yapılmaktadır. Evet, oba fotoğrafı. Bakın bu e, çadırların çok ilginç özelliği vardır. E, kıl keçisinden yapılır ve kıl keçisinin tiftliğinden e, ve yengeçler. Kışın soğuktan korur, yazın da sıcaktan korur, serin tutar. E, dam ve dalyan yerleşmesi. Kalıcı köy altı yerleşmeleri. Birincisi mezra. Daha çok tarım ve hayvancılık yapılan bir veya birkaç aileye ait olan yerleşmelere denir. Ülkemizde Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'de görülür. İkincisi mahalle. Tarım ve hayvancılıkla uğraşılan bu yerleşmeler Karadeniz, Batı Anadolu, Marmara ve Akdeniz'de yaygındır. Üçüncüsü çiftlik. Engebesiz araziler üzerine kurulmuş, çalışanlar için veya sahipleri için evlerin bulunduğu, etrafı çit ya da duvarlarla çevrili yerleşmedir. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülebilen bu yerleşmelerde tarım ve hayvancılık ön plandadır. Daha çok Trakya'da, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yaygındır. Dördüncüsü divan. Mahallelerin birleşmesiyle oluşmuş yerleşmelere denir. Genellikle kuran kişinin ismi ile bilinir. Karadeniz'e özgü bir yerleşme türü olan divan Samsun, Karabük, Kocaeli, Bolu, Sinop, Ordu Sakarya gibi illerde yaygın olarak görülmektedir. Sakarya'da Serdivan, Bolu'da Dörtdivan, Çankırı'da Eldivan. Bakın hepsi divanla bitiyor. Bu isimle anılan yerleşmelere örnek verilebilir. Evet çiftlik fotoğrafı ve divan fotoğrafı. Köy. Yerel idareler kanununa göre nüfusu 2000'den az olan fonksiyonu tarım ve hayvancılık, ve balıkçılık gibi birincil ekonomik faaliyet olan yerleşmeler köy olarak kabul edilmektedir. Kasaba, yerel idareler kanununa göre nüfusu 2000 ile 20000 arasında olan, fonksiyonunda tarım, hayvancılık ve balıkçılık gibi birincil ekonomik faaliyetlerin yanı sıra tarıma dayalı küçük sanayi kuruluşlarının da olabildiği yerleşmelere kasaba denir. Yerleşme planına göre kırsal yerleşmeler. Kırsal yerleşmeler doğal ve beşeri çevre etmenlerine bağlı olarak belirli görünüş biçimleri kazanmıştır. Çizgisel planlı yani hat boyu yerleşmeler. Yerleşme çekirdeklerinin bir yolun etrafında sıralanmasıyla yol boyu yerleşmeleri oluşmuştur. Demiryolu, su kanalı, akarsu vadisi gibi Uzunlamasına yer alan unsurların etrafında çizgisel planlı, hat boyu yerleşmeler oluşmuştur. Örnek Elazığ'da Gün Açtı Köyü. Işınsal planlı yerleşmeler, genellikle yolların etrafında değişik doğrultularda oluşan yerleşmelere ışınsal planlı yerleşme denir. Karabük'teki Hanköy yerleşmesi örnek verilebilir. Dairesel planlı yerleşmeler, engebenin az olduğu alanlarda yerleşme çekirdeklerinin bir meydanın etrafında toplanmasına dairesel planlı yerleşme denir. E, Aydın'ın Datça ilçesinde e, örnek verebiliriz. Şekillerine mutlaka dikkat edelim. Bazen şeklini verip adını sorabiliyorlar. Küme planlı yerleşmeler yerleşme çekirdeklerinin birbirine yakın ve düzensiz konumlandırıldığı yerleşmelere de küme planlı yerleşme adı verilir. Elazığ'ın Ortaçalı Köyü örnek verilebilir. Evet, ödev testine geçiyoruz. Birinci soru, kırsal yerleşmelerde daha çok tarımsal faaliyetler ön planda iken şehirlerde ise yönetim, sanayi, kültür, turizm ve ulaşım gibi fonksiyonlar gelişmiştir. Türkiye'de şehirlerin oluşmasında ve gelişmesinde tek bir fonksiyon etkili olabileceği gibi birden fazla fonksiyon da etkili olabilir. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesinde daha fazla fonksiyon etkili olmuştur? Evet, Hakkari'de tarım, Rize'de tarım, Edirne'de tarım, Bitlis'te tarım etkili olmuştur. Adana'da ise tarımın yanı sıra ticaret ve e, tarıma dayalı sanayi de gelişmiştir. Doğru cevap A seçeneğidir. İkinci sorumuz köy altı yerleşmelerinin fonksiyonları genelde tarım ve hayvancılıktır. Aşağıdaki köy altı yerleşmelerinin hangisinde tarım ve hayvancılık dışında bir başka fonksiyon da etkilidir? Evet yaylalarda turizm fonksiyonu da etkilidir arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneğidir. Küreselleşen hızlı şehir hayatına karşı 1999 yılında İtalya'nın Greve Incianti şehrinde kurulan Sitta Slow, nüfusu 50 binin altındaki şehirlerin üye olabildiği Uluslararası Belediyeler Birliği'dir. İtalyanca Sitta, şehir demek, İngilizce Slow, yavaş, sakin demektir. Kelimelerinden oluşan Sitta Slow, sakin şehir anlamında kullanılmaktadır. Buna göre ülkemizde yer alan aşağıdaki sakin şehirlerden hangisi en son sakin şehir ünvanını almıştır? Ee, Ankara'nın Güdül ilçesi en son sakin şehir olan e, yerleşmedir. Doğru cevap D seçeneğidir. Dördüncü soru, aşağıdaki köy altı yerleşmelerinden hangisi yerleşmenin sürekliliğine göre farklı grupta yer alır? E, yayla, e, kom, dam, oba bunlar geçici yerleşmedir. Divan ise e, sürekli yerleşmeye örnektir. Beşinci soru, Türkiye'de kır yerleşmeleri toplu dağınık ve gevşek yerleşme dokusuna sahiptir. Kırsal yerleşme biriminin toplu, dağınık ya da gevşek dokulu olmasında daha çok iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynakları, ekonomik faaliyet tipi ve güvenlik gibi faktörler etkili olmuştur. Dağınık dokulu yerleşmelerde evlerin konum olarak birbirine uzak olması dikkat çeken bir özelliktir. Arazinin engebeli, su kaynaklarının fazla ve tarım alanlarının parçalı olduğu yerlerde görülür. Buna göre haritada işaretli alanların hangisinde dağınık yerleşme görülme ihtimali diğerlerine göre daha fazladır. Tabii ki Karadeniz'de özellikle de Doğu Karadeniz'de dağınık yerleşme görülür. Altıncı soru çiftlik geniş araziler üzerine kurulmuş arazi sahipleri ve çalışanlar için evlerin bulunduğu etrafı çevrili yerleşmedir. Buna göre Haritada işaretli alanlar hangisinde çiftlik yerleşmeleri görülme ihtimali diğerlerine göre daha fazladır? 2, 3, 4 ve 5'te yer şekilleri dağlık ve engebelidir. Çiftlik görülme ihtimali e, oldukça düşüktür. E, bir numaralı yerde ise çiftlik görülme ihtimali daha yüksektir. Doğru. Çünkü e, arazi oldukça sadedir yer şekilleri. Doğru cevap A seçeneğidir. Ödev testi 2'ye geçiyoruz. Yeni nesil sorular. Birincisi üniversitede coğrafya bölümü okuyan Ayşe yerleşme coğrafyası dersinden performans ödevi almıştır. Ödevin konusu ise yerleşme planına göre kırsal yerleşmelerdir. Ayşe'nin yaptığı ödevde yukarıda verilen kırsal yerleşme türlerinden hangisi olamaz? Evet. Ee, dördüncü dağınık yerleşmedir dağınık yerleşme, toplu ve gevşek yerleşme tarzında üççe ayrılır. Fakat burada ise bizden istenen yerleşme planına göre kırsal yerleşmeler. O yüzden çizgisel hat boyu var, ışınsal var, dairesel var ve küme yerleşmeleri var. Fakat dağlık yerleşmeler bu grup içerisinde değildir. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir coğrafya öğretmeni Türkiye'de köy altı yerleşmeleri ile ilgili soru hazırlamıştır. Soruda köy altı yerleşmelerinin birini yanlış vererek öğrencilerin bu yanlışı bulmalarını istemiştir. Buna göre öğretmen haritada verilen köy altı yerleşmelerinden hangisinin yerini yanlış vermiştir? Eee Özellikle Çanakkale, Biga Yarımadası'na dam doğru verilmiş. Doğu Karadeniz'de yayla doğru verilmiş. Doğu Anadolu'da kom doğru verilmiş. Akdeniz'de Antalya, Mersin, Toroslar'da oba yerleşmeleri doğru verilmiş. Divan yerleşmesi ise yanlış verilmiş. Divan yerleşmesi daha çok Batı Karadeniz'de görülmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.